Değerli izleyiciler merhabalar. Kırmızı domatesten turşu yapacağız. 4 tane kırmızı domatesimiz var. Maydanozumuz var. Biberimiz var, yeşil biber. İsteyen ince kıl biberler var, onları kullanabilir. Sarımsağımız var, acı biberimiz var. Limon tuzu var, bir de kaya tuzumuz var. Bunlarla yapacağız. Sarımsağı isteyen daha fazla kullanabilir. Yani isteğinize göre artırıp azaltabilirsiniz. Şimdi önce biberlerimizi bir doğrayalım. Bu şekilde güzel, yani incelik şekilde doğrayabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Domatesleri doğruyoruz. İstediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Biberlerimizi ince ince doğradık. Şimdi bunları istediğiniz şekilde doğruyoruz. Şimdi biberlerimizi doğruyoruz. Acı biberlerimizi. Bunları minik minik doğruyoruz. Bunları burada biriktiriyoruz. Sulanacaklar bunlar şimdi. Ondan sonra kavanoza koyacağız onları. Şimdi maydanozlarımızı doğruyoruz. Sarımsakları kesiyoruz. İsteğimize göre fazla veya az sarımsak koyabiliriz. İsteğine daha fazla koyabiliriz. Sarımsak fazla olması zararlı değil. Daha güzel oluyor. Şimdi bunun içine limon tuzu atacağız. Bir çay kaşık kadar bir limon tuzu atıyoruz. 2 yemek kaşığı kadar da kaya tuzu atıyoruz buna. Bunları karıştırıyoruz. Bunlar en az 1-2 saat durması lazım. Durduktan sonra sulanıyor. Sulandıktan sonra kavanozlara koyabiliriz. Direkt de koyulabilir. Bu bir hafta içinde olgunlaşıyor. Ondan sonra yenebilir. Buzlamında saklamak gerekiyor. Dışarıda saklanmayacak. Kahvaltılarda, yemek aralarında, yemeklerde, balıkların yanında yenebilir. Tamam. Şimdi 200 saat bekleyen turşumuzu alıyoruz. Kavanoza dolduruyoruz. İstediğimiz kadar yapabiliriz. Dolduruyoruz bunu kavanoza. Şimdi turşumuz bu şekilde hazırlanır. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz ama isterseniz 1-2 kutu yapın. Böyle kavanoz. Yiyin ama buzdolabında saklayın. Dışarıda saklamayın. Yani bunu istediğiniz zaman yiyebilirsiniz bu şekilde. Herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim.